Herkese merhabalar, hoş geldiniz. 19 Kasım Boğa burcu üzerindeki ay tutulması hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu bir dolunay ay tutulması ve Boğa burcunun 27 derecesinde gerçekleşecek ve de sabit yıldızlardan Argol sabit yıldızından etki aldığı için biraz da ürktüğümüz, korktuğumuz bir dolunay. İşte bununla ilgili biraz detaylı bilgi vereceğim ve bütün burçlar nasıl etkilenecek bunları aktaracağım size. Şimdi öncelikle şunu söylemiş olayım. 2022'ye evet 2 ay kadar bir vaktimiz var. Kasım ayının ilk günlerini yaşıyoruz. 19 Kasım'daki bu tutulma daha önceden hep size 2020'nin ortasından bu yana söylediğimiz ikizler yay aksındaki bir tutulma değil. 2022'ye ait bir tutulma, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla kuzey ay düğümünü ve güney ay düğümünü dikkate aldığımızda artık boğa akrep aksındaki tutulmalara başlayacağız. 2022 boyunca iki kere boğa üzerinde, iki kere de akrep burcu üzerinde tutulma yaşayacağız. Dolayısıyla bu tutulmada, 19 Kasım tutulması da işte 2022'nin tutulmalarından biri. Dolayısıyla 2022'de her ne yaşayacaksak şimdi bir fragman göreceğiz. Şimdi bir ön özet göreceğiz ve başımıza gelecekler için 2022'deki yeni senaryomuz için başlamış oluyoruz işte o düzene. O alacağımız tedbirlere, başımıza gelecek olan bir takım öngörülerimizin bir benzerini ve bir fragmanı şimdi ilk olarak yaşıyor durumdayız. Bunun sebebini hemen özetleyeyim. 5 Mayıs 2022'den beri ikizler yay üzerinde kuzey güney ay düğümleri vardı ve bütün tutulmalar ikizler yay, yay ikizler şeklinde devam etmişti. Şimdi boğa üzerine artık kuzey ay düğümü geliyor. Hemen Ocak ayının ilk günlerinde boğa üzerinde artık kuzey ay düğümü var ve derecesi ona göre 30 dereceden başlar ve geriye doğru gider sıfıra kadar. 1,5 yıl boyunca buna özel bir videom da olacak size. 1,5 yıl boyunca önce boğa sonra akrep üzerinde sırasıyla tutulmalar yaşıyor olacağız. Ve Argol sabit yıldızından etkili demiştim. Biraz onunla alakalı da bilgi vereyim. Migreni düşünelim. Baş ağrıları, migren. İşte Argol, yani algolojiyi, ağrı bilim. Oradan geliyor ismi. Dolayısıyla Argol, yani algoloji ismi oradan geliyor. Argol'den geliyor. Argol ağrı veren, acı veren ya da en azından maneviyattan bahsedelim. Kalp ağrısı, yaşama ihtimali veren bir takım konular. Belki de kendi vazgeçtiğiniz ve sonuçlandırdığınız konular getirir. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ama illaki eğer ki kişisel gezegenleriniz Güneş, Ay, Merkür, Venüs'ünüz Algol'ün derecesine, Boğa'nın 27 derecesine çok yakın durumdaysa o zaman mutlaka bir hayatınızın bir döneminde ünlü olmak, büyümek, şan şöhreye sahip olmak ya da en azından tanınmış bir öğretmen, tanınmış bir hekim olma ihtimali verir. Yani hem tanınmışlık, ünlenme hali verir, bu iyiye işaret, hem de ağrılar, sancılar, kalp ağrıları, hüzün verebilir. Bu da tetiklendiği dönemlerde. Haritanızda eğer 27 derecenin 3-4 derece yakınında Venüs'ünüz, Merkür'ünüz, Mars'ınız, kişisel gezegenleriniz varsa zaten doğum haritanız itibariyle bu dolunaydan çok etkileneceksiniz demektir. Bunun tam kontrol paraleli de önemli, söylemeden geçmeyeyim. Akrep burcunun 27 derecesi de şu anda çok önemli sizin için. Burada da yine kişisel bir gezegeniniz varsa, yani tutulma tam benim karşı noktamda oluyor, 27 derece boğada ama benim Jüpiter'im 27 derece akrepte diyorsanız bu yine sizinle doğrudan ilgilidir. Söyleyeceklerim doğrudan yaşama ihtimaliniz olan noktalardır. Güneş burcunuza göre değil, yükselenize göre yorumluyorum. Neden? Bu böyle keyfi bir durum değil. Ben öyle yorumluyorum diye bir şey yok. Güneş burcuna göre bu sadece bir gezegen olduğu için Güneş burcunuzun tetiklendiği noktalarda bir yorum yapılmış olabilir. Dolayısıyla yükselenize göre yorum yapılır. Yükselen burcunuza ilk nefes aldığınız gün, saat, dakikaya göre, gökyüzünün sabitlenmiş fotoğrafına göre bir yorum yapılır. Buna doğum haritanız diyoruz. Bu doğum haritanızı okuyoruz ve gelecek öngörülerinizi de bu doğum haritanıza göre hazırlıyoruz. Transit, ilerletilmiş transit gezegenleri dikkate alırsam da 2022'de, 2024'te Uranüs artık boğadan çıkıp gidiyorken başınıza ne gelir? Bunların hepsini şimdiden konuşuyoruz. Yani ilerletilmiş transit gezegenlere göre, yani yükselen burcunuza göre yorum yapıyoruz. Yani en son özellikle 2022 için hazırladığım gelecek öngörülerinizde bununla ilgili epey soru gelmişti. Şok oldum. Çünkü genellikle söylüyoruz, ben ve benim gibi arkadaşlarım, gelecek öngörüleriniz yükselenize göre hazırlanır.
Geçtik bu konuyu. Algol'den bahsettim. Ağrılar, sancılar, kalp ağrıları, hüzün, yüzleşme bunların hepsini verebilir. Ama hayatınızın bir döneminde algol ile ilginiz varsa doğum haritanızda yükselir, yücelir, şan şöhret sahibi, ünlü biri olursunuz. Peki bu 19 Kasım'da gökyüzü konfigürasyonu nasıl? Tam bugünlerde Venüs ile Uranüs'ün bir üçgen açısı var. Bu kendinizi bireysel açıdan geliştirmeye girişimleriniz olabilir. Yani bir yeni bir eğitimi, kendi kişisel gelişiminiz için bazı YouTube kanallarını takibe ya da yeni bir dili öğrenmekten tutun belki bir akademik kariyere başlamak konusuna kadar. Ama daha çok Uranüs orada toplumu iyiye götürmek üzere, toplum için yani derneklerle, insan ilişkileriyle, sosyal çevrenizi geliştirerek toplum için bir şeyler yapmak ya da bir iyilik hareketlerinin içinde bulunmak gibi, gönüllü olarak çocukları giydirmek, ne bileyim sadaka dağıtmak gibi böyle gönüllü bazı hareketleriniz olabilir. Venüs Uranüs üçgeni farklı bakış açısı demek, orijinallik koymak demek oraya. Kendi fikrinizi, orijinalliği ve Venüs orada tabii ki iyicil etki. Ama Uranüs teknolojiden de dolayı kendinizi geliştirmeye mecbur tutabilir. 19 Kasım'dan birkaç gün önceden itibaren ama bunun etkisi 3 ayda sürebilir. Kendinizi teknoloji anlamında geliştirin diyor. Merkür'le Neptün'ün de güzel bir sekstil açısı var. Potansiyel açı demek şu demek. Hayal gücünüz, sezgileriniz muazzam demek ki ilham var. Bugünlerde yaratıcılığınız çok üst seviyede demektir. Yani resim ya da işte çizim ya da resimler yapıyorsanız, beste yapıyorsanız, yazılarda, fotoğraflarda bunların hepsinde ilham, yaratıcılık, bunlar için teknolojiyi kullanmak, bunların hepsinde çok iyi bir potansiyeliniz olduğunu ve kullanabilirliğinizi gösteriyor. Yani aslında 24 saatin 20 saati çalışma aşkı olabilir böyle bir günde. Böyle günlerde desek daha doğru olur. Özellikle kendi haritanızda da Merkür-Neptün üçgeni varsa, yani bu geniş üçgende olabilir fark etmez, mutlaka disiplini çalışmayı tercih edersiniz. Sonraki 5 yılı bile planlamayı tercih edersiniz. Benim en çok danışmanlık alıp da sonraki yılları merak eden danışanlarım mutlaka Merkür-Neptün üçgeni bulunmakta. Çünkü bir sonraki yılı, hatta 2024'ü merak eden ve 2024-2023'ü çalıştığımız danışmanlarım da var, danışanlarım da var tabii ki. Ve aynı gün Venüs'le de Mars'ın güzel bir açısı var. Bu açıda keskin zekayı kullanmak demek. O günlerde hafıza çok iyi, keskin zeka, insan ilişkilerinde gergin olabilirsiniz, kötü konuları hatırlayabilirsiniz, yüze vurmak, yüzleşmek ya da restleşmek gibi gündemleriniz olabilir. Mars'ın etki bu ama Venüs'le Mars'ın üçgen açısı aslında biraz aşka da aşık olduğunuz günler, aşık olmak istediğiniz günler, kendinize bir partner bulmak üzere. Belki internetten araştırma yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla hani bu konuyu konuşabilirsiniz ve yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Bazı danışanlarım yükselenlerine göre birazdan söyleyeceğim. Çok özel ortamlarda 11. ev 5. evden etki alanlar çok güzel ortamlarda bulunabilir. Yengeçler ve oğlaklar aşık olabilir özellikle bugünlerde. Baş ağrısı, kalp ağrısı derken iyicil de düşün derim ben buna. Ve tabii Mars orada oldukça güçlü bir enerji veriyor ve yeni bir spora başlayacak olanlar da var. İnşallah Boğa burcu gibiler yeni spora artık başlayabilirler. Çünkü Uranüs'ün maazallah çok ciddi bir olumsuz etkisini gördük. Her yıl 2-3 kiloyu ekliyor. Daha önce de bahsetmiştim. Son olarak bir de Merkür Jüpiter'in kare açısı var. Kare neydi? Stresli açıydı. 19 Kasım bu Boğa dolunayında evet stresli açılar yok değil. Ama Merkür Jüpiter kare açısı abartılı duygu seli demek. Abartılı ağlama krizleri demek, öfke patlaması demek ya da geniş bir perspektiften bakabilmek demek. Jüpiter bu demek. Merkür vizyon, vision, bakış ama Jüpiter burayı büyütür. Üst perdeden evliliğinize, ikili ilişkilere hepsine üst perdeden bakabilirsiniz. Ve nasıl diyelim, büyük resmi görebilme becerisi diyelim, uzatmayalım. Burçlara göre her bir burcu şöyle yorumlarız. Sevgili koçlar, özellikle ikinci evinizde bu 19 Kasım dolunayı. Dolayısıyla parayla ilgili bir trafiğiniz olabilir, parayla ilgili bir alışverişiniz. Parayla ilgili özellikle kendi hak edişinize, hakkınızı arama konuşması olabilir. Yani patronlarla, üstlerle, yöneticilerle para konusunu, para trafiğinizi konuşacak olabilirsiniz. Bunun haricinde paranızla ve gelirinizle ilgili nasıl yatırım yapacağınıza çok fazla müdahale olabilir. Burada bir restleşme, yüzleşme, belki
belki biraz gizlide kalmış borçlarla ilgili paranızı ayırdığınız vakit yüzleşme ya da gizlide kalmış para konularının bir anda açığa çıkması gibi olumsuz bir takım senaryolar gündeminizde olabilir. Olumsuz senaryolara çok takılmayın. Olumlu değerlendirmeye bakın. Çünkü önümüzdeki 1,5 yıl boyunca, Ocak ayından itibaren 1,5 yıl boyunca, üstelik 2023'ün ortasına kadar sevgili koçlar, ikinci eviniz ve yani kendi para noktanız ve 8. ev başkalarının parası, kredileriniz. Bu dönem bu alanlar sürekli tetikleneceği için kendi paranız, borçlarınız, ödemeleriniz, banka ödemeleriniz, alamadığınız alacaklarınız bunların hepsiyle ilgili sürekli gündeminiz olabilir. Ve beslenme ile ilgili sürekli bir gündem yaratmak zorundasınız sevgili koçlar. Beslenme konusunda bazı sıkıntılı durumlar olabilir. Bu dönemde özellikle baş ve boyun bölgesi ağrıları, baş ağrıları, boyun bölgesi 19 Kasım'dan itibaren belki de 3 ay. Yani bu Algol etkili dolunayı hiç unutturmayacağım size. Bu videoyu tekrar izleme ihtiyacı hissedeceksiniz belki. Baş ve boyun bölgesi, yani kulak burun boğazın alanına giren her konu, ses telleri ya da işte gırtlak, buna benzer her konuda sıkıntılı süreçleriniz ve doktor ihtiyacınız olabilir. Bunlara biraz dikkat edin derim. Ev alma satma dönemi başlıyor ama hemen değil. Çünkü Aralık ayı boyunca Venüs retrosunun etkisindesiniz. Ve Venüs variyet ve mülkle alakalı ve parayla alakalı biliyorsunuz. Ocak ayı boyunca da Venüs retrosunun etkisindesiniz. Bitmedi. 14 Ocak'tan sonrasında 25 gün, hatta 1 ay kadar da Merkür retrosu etkisindesiniz. Ev alıp satmak istiyorsanız Şubat ayının ortasında görüşelim en erken. Gelelim sevgili Boğa burcuna. Sevgili Boğalar, tam da sizin yükseleninizde bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay öncelikle sizin için sağlığınıza lütfen dikkat edin dedirtir bize. Çünkü birinci evinizde böyle bir dolunay, algol etkili bir dolunay varken, öncelikle baş, boyun bölgeniz, güneşiniz boğaysa da aynı şekilde ve ay burcunuz boğaysa da buna dikkat etmeniz gerekiyor. Baş ve boyun bölgeniz, kulak burun boğazın alanına giren her konuda biraz özen göstermeniz gerekli. Çünkü özellikle bu dönemde boynumuz, başımız, kulaklarımız, ses tellerimiz ve gırtlak, buna benzer ve hatta lenflerimiz, bununla ilgili her konu sıkıntılı bir sürece girebilir. Ben acaba migren hastası mıyım dediğiniz üst üste birkaç gün baş ağrılarınız olabilir. Manevi anlamda da baş ağrılarınız ve kalp ağrılarınız olabilir ama bunlar biraz seçimlerinizle ilgili. Şimdi biraz dayanamıyorum dediğiniz konuları elimine edeceksiniz bu dönem. Neye dayanamıyor olabilirsiniz? Yükselenizi ilgilendiren konular sizinle alakalıdır, eşinizle, çocuklarınızla alakalıdır. Ciddi anlamda yıpranmış evlilikler bu dönem yeniden masaya yatırılıp hatta sonuçlandırılabilir. Çünkü biliyorsunuz 5 Kasım'da da bir Akrep burcunda sizin 7. ev, eşinizi ilgilendiren alanda bir yeni aydan bahsettik. Dolayısıyla o yeni ay ve bu dolunay sizin tamamen ikili ilişkileriniz, eşinizle olan gündeminiz, eğer evliyseniz ya da ortağınız olabilir, iş ortağınız, avukatınız, mali müşaviriniz, emlakçınız, protokolle bir araya geldiğiniz herkesten bahsediyorum. Onlarla da problemli bir süreciniz olabilir sevgili boğalar. Tutulma sizin burcunuzda gerçekleştiği için haliyle en çok sizi ilgilendiriyor. Dış görünüşünüz, saçınız, başınız, kıyafetleriniz, her şey elden geçebilir ve yenilenebilir. Işıl ışıl parlarsınız böyle bir dolunaydan sonra. Ve haksız bazı ilişkileri de tamamlama konusunda çok aceleci davranabilirsiniz ama bıçak kemiğe dayandığı dediğinizde duyar gibiyim. İkili ilişkiler gerçekten kötü durumdaysa ve siz bir kendiniz psikoterapi aldınızsa, ilişkinizi böyle bir evlilik danışmanına ya da bir psikoloğa götürdünüz, bununla konuştunuzsa, arabulucu olarak belki aileler de sizi ikna edemediyse, yani bu bıçak kemiğe dayandığının son noktası, o zaman evlilikler de sonuçlanabilir böyle günlerde. Bu dolunay sonraki 3 ay boyunca o ilişkiyi bitirme ihtimali veriyor. Şimdi özellikle ilişkilerde tatmin olmadınızsa böyle bir senaryo var. Ama tam tersi, ikili ilişkileri de kuvvetlendirebileceğiniz bir ihtimal de yok değil. Beklenmeyen etkilere karşı çok açık durumdasınız. Yani beklenmeyen etkiler, nasıl diyelim, evlenme teklifi, evlilik baskısı, bu sevgiliden de gelebilir, aileden de gelebilir. Evlilik kararı alacak olabilirsiniz. Yani
kişisel statünüzün değişikliğine razı geleceğiniz dönemler. Ne dedik? Pek çok Venüs ve Jüpiter'in ve Merkür'ün güzel açıları var birbirleriyle. Tam da bugün de videomun başını isterseniz bir daha izleyin. Bu kişisel kararları alıyorken de hiç kendinizden tereddüt etmez. Dimdik doğrudan hedefe yönelecek şekilde karşılıklı ya da kendiniz karar alırsınız. Hani baskılara dayanamadım da öylelikle evlendim demezsiniz açıkçası. Ama bu teklifler üst üste gelebilir sevgili boğalar. Bütün teklifler ve bütün alacağınız kararlar doğrudan kendinizle ilgili, yükselenizdeki tutulma bu demek. Ve tam karşı noktanızda da sevgili boğalar, güney düğüm de oraya geliyor maalesef akrep üzerine. Eşiniz var ama o sizi daha çok dinlemeye hazır. Onu da söylemiş olayım. Umarım hayrınız olur bu dolunay. Gelelim sevgili ikizler burcuna. Sevgili ikizler burcu 12. evinizde 19 Kasım'da bir boğa dolunayı var. Ay gol sabit yıldızından etkili olduğu için azıcık başınızı ağrıtabilir, azıcık hasta olabilir, hasta gibi hissedebilirsiniz. Ama bu hastalık biraz sizin bunu bu şekilde yanılsamanızla ilgili. Yani bu bir sanrı diyelim. Ama rüyalarınız çok gerçekçi olabilir. Rüyalarınızı mutlaka not edin derim. Gizli bazı ilişkileriniz varsa bunlar açığa çıkabilir bu dolunayda. Yani ama açığa çıkması da çok böyle aleyhinize olacak bir konu değil. Onu da söylemiş olayım. Açığa çıkması iyi ki de açığa çıktı dedirecek kadar sizi hafifletecek. Ağırlık veren sırtınıza yük, baş ağrısı veren her neyiniz varsa bu dolunay ve sonraki haftalarda açığa çıkabilir. Ve iyi ki de açığa çıktı dedirtir size. 6. eviniz iş alanınızı da etkiliyor. Çünkü 12 ve 6 aksında olduğu için bu dolunay, yani hemen öncesinde biliyorsunuz 5 Kasım'da da bir yeni aydan bahsettik. Akrep yeni ayı. Orası da sizin iş alanınız. İş yerinizdeki bazı ilişkiler başınızı ağrıtıyor olabilir. İş yerinizdeki bazı ilişkiler can sıkıcı hale gelmiş olabilir. Dolayısıyla sevgili ikizler, iş ortamınızda da bu dolunaydan sonra radikal değişiklikler var. Hem yüzleşmeler var, hem bazı köprü atma durumları var. Belki de birileri daha çok can sıkıcı ilişkiler yaşadığı için işinizde böyle ayağınızın altından kayıp gidecek, ayağınızın altından çıkıp gidecek olan, nasıl diyelim, size baskı yapan, mobbing yapan, başınızı ağrıtan amirler olabilir, yöneticiler olabilir, çekip gidecek olan yöneticileriniz olabilir. Yani şu dolunay bu yüzleşmelerle, dışınızda yaşanmış bazı yüzleşmeler, bazı karşılaşmalar ve sıkıntılı süreçlerle sizi sonuç itibariyle ferahlatacak sevgili ikizler. O yüzden bırakın yüzleşmeler yaşansın. Tam olarak içinde de bulursanız bu yüzleşmelerin hiç başınızı ağrıtmayın. Bu çok gerekli. Buna inanın. Bu önümüzdeki 1,5 yıl boyunca da yılbaşından sonra 1,5 yıl düşünebilirsiniz. Çünkü kuzey ay düğümü, güney ay düğümü, boğa, akrep aksına yılbaşından sonra geçmiş olacak. Ve derece eksiltmeye 30 dereceden başlamış olacak. Çoktandır kuzey ay düğümü sizin üzerinizdeydi ve 2 ve 1 ve 0 dereceleri yaşayacaksınız Kasım ve Aralık ayında. İşte kendi kişisel doğum haritanızda da bu 2, 1 ve 0 derecelerinde ikizlerin bu ilk derecelerinde her ne varsa ve tam karşısında yay üzerinde de her ne varsa doğrudan sizin niyet isteklerinizle ilgili ve hayatınızda dönüm noktası olacak sonuçlanmalarla ilgilidir. Düzgün cümle kurmaya gayret ettim. Ve sevgili ikizler, özellikle karşınızdaki insanlar biraz konuların çok fazla temeline iniyor ve çok fazla irdeliyor gibi olabilir. Ama bu da yine bu yüzleşmelerin gerekliliği için zemin oluşturacaksa, evet, bu da sizin hayrınız olabilir. O yüzden bırakın temeline insinler, siz de gerekli yanıtları verin. Ama özellikle bu dönemde gizli saklı bazı konuların açığa çıkma ihtimalini mutlaka dikkate alın. Ve özellikle de takıntıya esir düşmeyin. Takıntılarınızdan biraz uzaklaşmaya gayret edin sevgili ikizler. Gelelim sevgili yengeçlere. Sevgili yengeçler, sosyal anlamda özellikle bırakmanız gereken bazı ilişkilerinizi geride bırakacaksınız. Ayrılmanız gereken bazı dostlar, arkadaşlar olabilir. Onları geride bırakacaksınız. Bu hem gönüllü olabilir, başka bir yere göç etmek gibi bir ihtimaliniz varsa. Göç etme potansiyeli çok yüksek çünkü bu tutulmada. Ve gelelim sevgili yengeçlere. Sevgili yengeçler, 11. ev sosyal çevreniz alanında bu tutulma. Ve 19 Kasım tutulmasından önümüzdeki 1,5 yıl boyunca da, yılbaşından sonraki 1,5 yıl boyunca da etkileniyor durumdasınız. Bu bazı ilişkileri koparmaya, bitirmeye, terk etmeye sebep olabilen bir tutulma. Bazı ilişkiler çürüdü, yıprandı ve artık yüz göz olduk diyorsanız, terk etmenize ve
yıpranmanıza ve ayrılmanıza sebep olabileceği gibi bu tutulmada göç etme ihtimaliniz var. Dolayısıyla göç etmek suretiyle Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan bir başka ülkeye mesela taşınmak gibi ihtimallerinizden dolayı, yani şehir değişikliği ya da ülke değişikliği gibi konularla sosyal çevrenizi geride bırakma ihtimali de veriyor. Yani isteyerek terk etmek ya da vedalaşarak ayrılmak gibi diyebiliriz. Şimdi konuların temeline inmek isteyeceğiniz bütün konuları alabildiğini irdeleyeceğiniz bir tutulma bu normalde. Ama bunu kendiniz için lütfen yapmayın. Çünkü tam karşı noktada 5. evinizde de yine aynı şekilde sosyal çevre ve eğlence alanınız ve aşk hayatınız yepyeni bir aşk getirebileceğini gösteriyor işte bu tutulma. Yani 19 Kasım'da normalde Algol'den etkili tutulmada diğer herkes için baş ağrıları, grip etkileri, boğaz ağrıları diyorum ama size aşk ihtimali söylüyorum. Çünkü 11-5 aksında önümüzdeki 1,5 yıl boyunca çok etkileneceğiniz dönem dönem aşkla ilgili güzel haberler vereceğim. Ama şimdi bu 19 Kasım'da da hemen birkaç gün öncesinde de bu etkide olursunuz sevgili yengeçler. Güzel bir aşk ihtimali vaat etmiş oluyoruz size. Özellikle de uzak noktalardan da yine güzel haberleşmeler, yazışmalar, internet üzerinden de yazışmalar ve böylelikle de bir aşk ihtimali doğuruyor bu dolunay. Yine sevgili yengeçler, bu dolunay kariyerinizin bazı getirilerini kuvvetlendiriyor. Yani maaş artışı olabilir ya da terfi olabilir. Bir ünvan verilebilir. Karşılığında parası verilmeyecek olsa bile. Ama bir mobbing varsa özellikle ilişkiyi bitirmek, dolayısıyla işten ayrılmak, farklı bir işletmeye geçmek, farklı bir iş alanına, yepyeni bir branşa geçmek gibi yenilenme etkinizde yok değil. Neden? Boğa üzerinde aynı zamanda dereceleri çok yakın olmamasına rağmen Uranüs var. Bazı ilişkileri aniden koparma etkimiz var. Ve bu ayın, yani Kasım ayının bu 19'undaki dolunaydan 14 gün önce Akrep üzerinde de bir yeni ay yaşandı diye düşünecek olursak, işte bu yeni ay aynı şekilde sizin 5. ev, 11. ev aksında daha eğlenceli bir dönem, daha çok sıkıldığınız ve mobbinge uğradığınız alanları terk etmek ve sizi aşağı çeken bazı dostlar, arkadaşlarla yolları ayırmak anlamına geliyor. 11. ev aynı zamanda kariyerin getirdiği amirler, yöneticiler ve sosyal çevreniz ve arkadaşlarınız da olabilir. Hepsine hoşça kal diyebilirsiniz bu dönemde. Hepsiyle vedalaşma, yeni işe geçiş ihtimaliniz bulunuyor bu dönemde. Onlarla bir ayrılık konuşması, belki de hani onlar sizinle ilgili böyle bir tedbir almış olabilir. Ama bana çok güvenin, çok inanın. 11 ve 5 aksında boğa üzerinde tutulma ve akrep üzerindeki tutulmalarla birlikte size çok daha iyi kazançla, Kuzey Ay düğümünüz 11. evinizde niyetlerinizi ve isteklerinizi yerine getirir. Emrinize amade bir Kuzey Ay düğümü var. Dolayısıyla çok daha iyi kazançla, iyi şartlarla ve iyi bir ünvanla iş, en azından güzel bir kariyer hayatı öneriyor. Bu dönem riskli yatırımlardan uzak durun derim. Güney Ay düğümünün 5. evinize gelmek üzere olduğunu hatırlatırım. Tam sınır çizgisinde 2 veya 1 derecesinde Güney düğüm biliyorsunuz. Ve gelelim sevgili Aslan burcuna. Sevgili Aslanlar, 19 Kasım'da bir dolunay yaşanacak ve bu bir ay tutulması. Ay tutulması ile geliyor ve hedefleriniz, toplumsal anlamdaki bütün kariyer anlamındaki hedeflerinizi masaya yatıracağınız bir gündeminiz olacak. Birkaç gün önceden bunun etkisini alırsınız ve 3 ay kadar daha sürer. Şimdi özellikle kariyerinizle alakalı radikal kararlar alma dönemindesiniz. İşi bırakmak, terk etmek kadar radikal, keskin kararlar anlamına gelir. Uzun zamandır devam eden iş ortaklıkları sonuçlanabilir. Bir ortaklık arayışına girebilirsiniz ya da yeni bir iş arayışına girebilirsiniz. Ve daha kuvvetli ihtimalle bir iş yerinden ayrılıp kendi işinizi kurma ihtimaliniz var bu dönemde. Eğer iş yerinden ayrılıp işçi statüsünden, hele ki güneşiniz 28-29-30 derece kadar ileri derecelerde, yani bir Regulus kraliyet yıldızınız varsa, işçi potansiyelinizden işveren potansiyeline geçişinize de işaret ediyor bu dolunay. Dolayısıyla neymiş? Ortaklıkları terk etmek ya da iş yerinden ayrılmak ve kendine bir iş kurmak gibi gündemleriniz olabilir. Eğer ki böyle bir durumunuz, pozisyonunuz, niyetiniz varsa bana ulaşın derim. Şimdi yollarınızı ayıracağınız noktalarla bir yüzleşme, aslında bir hesap sorma hali olabilir tam da bu dolunay günlerinde. Sonraki 3 hafta en az bununla ilgili yoğun etkiniz var. Kariyeri terk,
kötü alışkanlıkları terk, kariyerinizde kullandığınız, sosyal statünüzde kullandığınız bazı kötücül alışkanlıkları mecburen terk. Mesela çok para harcama, alışveriş bağımlılığı diyelim. Bu tarz eğer ki kötü eğilimleriniz varsa işte bunları terk etme dönemindesiniz. Radikal kararlar alma dönemindesiniz. Anne baba eş de dahil olmak üzere otorite figürleriyle çok hassas konuşmalar yapabilirsiniz. Restleşme olabilir aranızda ve kariyerinizle alakalı onların fikri sizinkine uymayabilir. İşin iyiydi, neden terk ettin denebilir. İşten sen mi çıktın, onlar mı seni çıkardı gibi güvensiz konuşmalar olabilir. Orada lütfen öfke nöbetleri, öfke patlamaları olmasın. Oradakilerin bütün sorularının ve kaygılarının sizin hayrınız olduğunu unutmayın. Biraz baş ağrısı verebilir bu anlamda. Sıkıntılı bir süreç verebilir bu 19 Kasım'daki Boğa Dolunayı. Şuna emin olun, şanslı iş ortaklıkları ya da şanslı bir iş, yepyeni bir iş sizi bekliyor sevgili aslanlar. Eminim çok da yıprandınız bununla alakalı. Bu arada sosyal statü değişikliği de söz konusu. İşte Boğa Akrep aksındaki önümüzdeki 1,5 yıl boyunca kuzey-güney düğümlerin seyrinden dolayı buradaki tutulmaların hepsi güneş ve ay tutulmaları size özellikle sosyal statünüzü değiştirme fırsatı, bekarken evli ya da bunalımlı bir evlilik, sıkıntılı bir süreciniz varsa evliyken tekrar bekar olma ihtimalleri veriyor. Unutmayın, bu dönemde iş yeriniz, iş yapış şekliniz, kazancınızın potansiyeli hepsi artarak, güzelleşerek değişecek. İyi şeyler söylüyor gibi görünüyor olabilirim. Biraz bu süreç geçiş dönemi sıkıntılı olabilir. 19 Kasım'a ve sonraki 3 hafta kadar en az sürece dikkat edin derim sevgili aslanlar. Gelelim sevgili Başak Burcu'na. Sevgili Başaklar, 9. eviniz çok ön planda ve 9. ev konularında yani uzak ilişkileriniz, başka ülkeye göç telaşı, uzak noktalardaki iletişimleriniz, internet üzerindeki satışlarınız, internet üzerinde eğer ticaret yapıyorsanız ya da akademik kariyer yapıyorsanız bütün bu konularda 19 Kasım'da sıkıntılı bir Boğa Dolunayı var. Algol sabit yıldızından da etkili olduğu için özellikle baş ağrısı, kalp ağrısı, bütün sancıları birden verebilir. Biraz sıkıntılı yüzleşme ve restleşme dönemi diyebiliriz. Bir takım olumsuz detaylar açığa çıkabilir. Fakat burada olumsuz düşünmeyeceğiz. Çünkü sevgili Başaklar, standartta zaten titiz bir insansınız kendi yaşam kaliteniz için özellikle. Burada özellikle öğrenciyseniz burs desteği, öğrenci olmaya henüz yeni başlıyorsanız çok güzel bir eğitmen ya da akademik kariyer yapıyorsanız o süreçteyseniz master olabilir, üniversite öğrencisi olabilirsiniz, doktora olabilir. Bu süreçte komple hocaları değiştirmek, bölümü değiştirmek ihtiyaçları hissedebilirsiniz. Biraz burayı daha objektif düşünmek için 19 Kasım'dan uzaklaşsanız, birkaç hafta sonra bunu yeniden değerlendirseniz daha doğru olur. Ama epeydir bu konuda çalışıyorsanız işte şimdi havlu atma dönemi diyebilirim. Terk edecekseniz bölümünüzü, başka yeniden sınavlara girecekseniz bunu da sonuçlandırma ihtimali veriyor. Bölüm değiştirme döneminiz diyebiliriz. Nafakalarınız ya da böyle bir alacağınız, beklediğiniz mahkemeleriniz varsa, ihtilaflı konular, uzamış konular varsa işte şimdi onların da sonuçlanma dönemi diyebilirim sevgili Başaklar. 9. ev ticaretle de çok ilgilidir. Tam karşı noktada 3. ev var. Alışverişiniz, ticaretiniz, faturalar kesiyor. Satış pazarlama işinde olabilirsiniz. Reklam tanıtım işinde olabilirsiniz ve medya yönetiyor olabilirsiniz. Bir YouTube kanalınız olabilir, bir medya yönetiyor olabilirsiniz. Böyle durumlarda özellikle radikal değişiklikler isteyebilirsiniz. Alanı, branşı değiştirmek gibi. Radikal değişiklikler alan ya da branş ya da odaklandığınız konuları değiştirmek üzerine. Boğa üzerinde, evet alkol üzerinde bir tutulma dolunay ama aynı zamanda Uranüs'ün de Boğa üzerinde olduğunu unutmayalım. 12 derece civarında Uranüs'ün yani aslan ya da kovaysanız ve yükseleniniz Boğa ya da akrepse o zaman mutlaka sizinle ilgili Uranüs radikal kararlar aldıracaktır. Aslan ya da kovaysanız, yükseleniniz boğa ya da akrepse. Kare ve karşıt açılardan bahsettim. Çok fazla kare açı, karşıt açı demeyin diyorsunuz. Demeyelim, peki mealini anlatalım. Dolayısıyla yepyeni bir göç etme, uzak noktalara tatile gitme, yurt dışındaysanız artık
Türkiye'ye gelmek, gitmek, pandemiden dolayı gelemediniz belki. Emel Hanım'a buradan selam olsun, Itır Hanım'a selam olsun. Uzak noktalardaki danışanlarımı da bekliyorum elbette. Yüz yüze görüşeceğiz inşallah. Onun heyecanındayım. Ve sevgili Başaklar, özellikle bu yılın sonraki boğa üzerindeki tutulmaları, güneş ve ay tutulmaları, yani 2023'ün ileri dönemlerindeki boğa üzerindeki tutulmalar sizi seyahat ettirir. Yaz döneminde var mı tatil diyorsanız, Eylül ayında, Temmuz ayında tatillerinizi yaparsınız. Yani sevgili Başaklar, boğa üzerindeki ileri dönemdeki, yani bu yılın önümüzdeki 1,5 yıl içindeki boğa üzerindeki ay ve güneş tutulmalarıyla seyahat edebilirsiniz. Kalıcı ilişkiler kurmakta zorlanmış olabilirsiniz. Tamamen kalıcı ve size dedi ki, size adanmış ilişkileriniz olabilir. Bu bir aşk ilişkisi, sevgili, eş veya evlilik olabileceği gibi tatlı bir bebek haberi de olabilir. Bir bebekle ayrılmaz bir bağ kuracak da olabilirsiniz. Pek çok Başak Burcu oldukça şanslı. Onlar kendilerini biliyorlar açıkçası. Aşkı buldum diyenler var. Gerçek aşkı bebeğimde buldum diyenler var. Ve bu dönem sevgili Başaklar, bu boğa üzerindeki tutulmayla birlikte bebek isteyenler için de çok güzel haberlerim olacak. Bu bir başlangıç. 4 Aralık'taki güneş tutulması da bunun devamında benzer şeyler söyleyeceğim. Yay burcu üzerine bir güneş tutulması olacak. İşte o da yine bir başlangıç. 19 Kasım 4 Aralık arası çok şey konuşacağız sizlerle. Umarım bana ulaşırsınız güzel hedefleriniz varsa. Ve gelelim sevgili terazilere. Sevgili teraziler, 19 Kasım'da Boğa burcunun 27 derecesinde Aygöl sabit yıldızından etki almış bir dolunay yaşayacağız. Bu sizin 8. evinizde gerçekleşeceği için bazı maddi konularla yüzleşme durumunuz var. Bazı maddi ödemeler veya geri alacağınız paraların gelemeyecek olması gibi sıkıntılı süreçlerle yüzleşme durumunuz var. Bu yüzleşmeyi mutlaka yaşamanız lazım ki bir sonraki aşama için tedbir alın. Yani banka size kredi vermiyorsa aileye yüzünüzü döneceksiniz gibi. Yani bir şekilde oyalanmamak, sonuç almak ve en iyi sonucu alabilmek için açıkçası biraz gayret göstermeniz gerekecek. Şimdi bu kendiliğinden gelecek olan haberlerle, bu dolunayla birlikte özellikle yüzleşmeniz gereken bazı mahkeme süreçleriniz de olabilir. İcralık durumlar olabilir. Sizin açtığınız bazı mahkemelerin yolunda gitmeyeceğini öğrenecek olabilirsiniz. Haklı olduğunuz bazı konuları tekrar tekrar belki avukatla, belki bir danışacağınız bilir kişi biriyle konuşmak durumunda kalabilirsiniz. Dolayısıyla sizin aleyhinize olacak ufak tefek konularla yüzleşme zamanınız diyebilirim. Ve sevgili teraziler, özellikle bu dolunay civarında, evet, pek çoğunuz için baş boyun bölgesi rahatsızlıkları demiştim ama sizin için özellikle 8. ev konularında bazı ameliyat gerektiren konular ortaya çıkabilir. Yani bu üreme organları olabilir, leğen kemiği içinde işte veya böbrekler gibi, hani üreme organları ve boşaltım sistemi, bunların hepsiyle ilgili bir dolunay maalesef ki. Özellikle beklediğiniz, sonuç almayı beklediğiniz kronik bir durumunuz varsa bu dönemde açığa çıkacak. 8. ev aynı zamanda paylaşımlı mülk konularını da ortaya çıkarıyor. Yani bir miras konusu da olabilir. Bir mülkü paylaşmak, bir ortaklığı bozuyorken mülkü, malı paylaşmak ya da evliliği ayırıyorken bununla ilgili bir takım mal paylaşımı süreçleri bu dönemin konuları. Hep kötü şeylerden bahsediyor değilim. Aslında bir takım fırsatların ve yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor bunlar sevgili teraziler. Özellikle boğa ve akrep aksında yılbaşından sonraki dönemde, hemen 2022'nin başında kuzey güney ay düğümleri boğa akrep aksında olacak. İkizler yay aksından artık buraya geçiyor. Yani özellikle ödemeleriniz, mülk paylaşımı ve beklediğiniz paralar veya nafaka gibi gündemleriniz, nafaka davaları, İş ortakları ve eşin iş ortakları, eşin parası, eşin geliri gibi konular daha çok gündeminiz olacak. Özellikle gelir gider dengesini çok iyi düzenlemeniz gereken bir dönemde olduğunuzu şimdiden söylemeliyim sevgili teraziler. Yine de güzel olanı sona sakladım sevgili teraziler. Kuzey ay düğümü 8. evinizdeyken, yılbaşından hemen sonrasında, ama bu dolunayı da dahil edebilirim. Özellikle eşin parası ya da bankanın size önerdiği ya da bir kredi, KOSGEB kredisi olur, başka bir şey, TÜBİTAK kredisi olur, Türkiye'de yaşayan danışanlarım için genç girişimci, kadın girişimci kredisi olur. Bir takım kredili durumlarla büyük büyük destekleriniz
Olur. Maddi anlamda rahatlayacağınız bir döneme geliyorsunuz ama gizli de kalmış şu faturalar. Ödenmemiş bazı konular, ödenmemiş bazı detaylar artık biraz rahata ermenizi sağlayacak şekilde açığa çıksa güzel olabilir sevgili teraziler. Söyleyin gitsin, sizden çıksın derim bu durumda ben. Gelelim sevgili Akrep Burcu'na. Sevgili Akrepler 7. evinizde boğa üzerinde yani sizin yükseleninizin tam karşı noktasında eşle ilişkinizi öncelikle masaya yatıracağınız bir dolunay yaşanacak. Sıkıntılı bir dolunay evet ve baş ağrıları ve kalp ağrıları verecek sıkıntılı bir süreçte olacağınızı gösteriyor. Biliyorsunuz artık boğa ve akrep üzerine yani sizin yükselenize güney ay düğümü gelecek şekilde bir sürece giriyoruz. Hemen yılbaşından sonra 1,5 yıl boyunca ikizler yay aksındaki kuzey güney düğümler sizin güney düğüm sizin yükselenize gelecek şekilde yerleşiyor durumda olacak. Dolayısıyla bu süreçte güney düğümü misafir edecek olabilirsiniz. Evet ama kuzey düğümden tam karşı noktadan da mutlaka destek göreceksiniz. Zorlayıcı bir dolunay olacağı muhakkak. Boğa üzerindeki bütün tutulmalar zorlayıcı olacak. Bunu unutmayalım. 2023 boyunca, 2022 boyunca da bunu yaşıyor durumda olacağız. Ama bu karşıtlık mutlaka kıymettir. Sizde güney düğüm varken karşımızdaki kuzey düğümden mutlaka olumlu bir açı alırsınız. Yalnız sadece bu dolunayda Algol üzerindeki sabit yıldızla eşle yüzleşme, bazı konuları yeniden masaya yatırma, sıkıntı süreçleri sonlandırma, para mevzularını konuşma, ikili ilişkileri konuşma gibi sıkıntılı bazı süreçleriniz olabilir. O zaman işte karşı tarafı biraz dinlemekte, oraya biraz kulak vermekte fayda var sevgili akrepler. Bu dolunay özellikle sizi ilgilendiriyor boğa burcu gibi. Boğa burcuyla sizi özellikle ilgilendiriyor sevgili akrepler. Evlilik kararı, boşanma kararı gibi sıra dışı konuları çabuklaştırma ihtimali veriyor. Biraz çabuklaştırmayıp sağduyulu davransanız, belki bir psikologla görüşseniz, evlilik danışmanından destek alsanız iyi olabilir. Ama boşanmaya doğru meyletmiş ilişkileri çok hızlı bitirebilir. Ve şunu bilmenizde fayda var, çok yaralayıcı süreçler de sizi bekliyor olabilir. Ama bu sadece 27 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa bunlara hazır olun. Bu süreç çok uzun vadeli ve uzun zaman sizi yaralayacak ve de çabuk atlatamayacağınız bir süreç değil. Baş ağrısı gibi düşünelim. Nasıl Algol baş ağrısı veriyor, migren veriyor demiştim. Baş ağrısı gibi sonucu hayrınıza olacak ama bu değişime ihtiyaç duyacağınız yılında en önemli dolunayı ve tutulması diyebilirim. Bir yandan ikili ilişkilerinizde bu güney düğüm etkisi varken henüz daha güney düğüm sizde değil, evet akrepte değil, 2 ay kadar daha ama çok yakın bir derecede artık 0 dereceye çok yaklaştı güney düğüm yayın üzerinde. Dolayısıyla sevgili akrepler güney düğüme bu kadar yakınlaşmışken sosyal çevrenizde sıra dışı bir kalabalıklar, kalabalık çevrelerin içinde ve eğlenceli bazı ortamlarda olma ihtimali veriyor. Akrep üzerinde bir yeni ay yaşadık. Biliyorsunuz bu videoyu izlediğiniz günlerde yaşıyoruz aslında. Biz bu videoyu 3 Kasım'da çekiyoruz. Dolayısıyla 4 Kasım'da izliyor olacaksınız. Sevgili akrepler bu yeni ayla birlikte sosyal çevreniz normalden daha fazla kalabalıklaşabilir. Tanıdığınız, tanımadığınız pek çok insanlarla pek çok şey konuşacak olabilirsiniz. Yani bu sonbaharı azıcık sosyalleşerek başlıyorsunuz. Ama güney düğümün sizde olduğunu, olacağını unutmayın. Ve sosyal çevrenizdeki herkesi iyi ve sizden yana olarak değerlendirmeyin. Demek ki neymiş? Karşınızdaki insan aynı zamanda sizi manipüle edebilir, kandırabilir demek durumundayım. Sağlığa biraz dikkat edin. Fazla sosyalleşmeyin bence. Sağlığa dikkat edin. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Ve gelelim sevgili yay burcuna. Çoktandır sıkıntılı bir iş süreciniz olabilir sevgili yaylar. Güney ay düğümü sizdeydi ve 0 dereceye çok yaklaştı. 2 ve 1 derecesini yaşıyoruz Kasım ayında. Dolayısıyla sevgili yaylar aslında bu kuzey ay düğümü, güney ay düğümü. İkizler yay aksından boğa ve akrep aksına geçtiği vakitte 6. eviniz oldukça etkili olacak. 6. ev demek sağlığınız, fiziksel sağlığınız buna çok önem vermeniz gerekiyor. Bu bir. İkincisi de 6. ev aynı zamanda şu andaki çalışma alanınızdır. Düzeninizi değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Aktif çalışıyorken evden çalışmaya geçebilirsiniz ya da evden çalışıyorken bir ofis açma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Uranüs boğa üzerindeyken bu tutulma sizin 6. ev boğa üzerindeyken dolayısıyla
mutlaka bir değişiklik ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ama bu arada bazı ikili ilişkilerde kırılma olabilir. Yani bu çevrenizdeki, iş alanınızdaki çevrenizdeki insanlarla kopma, kopuş, resleşme, yüzleşme, herkesin kendi yoluna gitmesi, yollar ayırma gibi durumlar olabilir. Birkaç iş arkadaşınız birlikte işten ayrılabilir. Dolayısıyla iş yükünüz artabilir. Bu dolunay biraz size baş ağrısı, migren atakları verecek olabilir. Öfke nöbetlerine dikkat edelim sevgili yaylar. Bunlara hiç ihtiyaç yok. Geçmişle yüzleşme, geçmişten gelen birilerinin tekrar size bazı konularda hesap sorması gibi etkiler de var bu dolunayda. Onlara önem verelim. Gizlide saklıda kalmış bazı ilişkilerde açığa çıkabilir. Veya sağlıkla ilgili gizlediğiniz bir konu da açığa çıkabilir. Bunlara da dikkat edelim sevgili yaylar. Gelelim sevgili Oğlak burcuna. Sevgili Oğlaklar, yükseleni Oğlak olanlar, güneşiniz Oğlak'taysa da yine dinleyin tabii ki. Sevgili Oğlaklar, aşktan bahsetmek durumundayım. Artık Yengeç Oğlak aksına 5-11. evinizde bütün tutulmalar çünkü Boğa ve Akrep'te olacağı için size özel olarak aşktan bahsetmem gerekiyor. Evliyseniz sizi birbirinize bağlayacak bazı detaylar geleceği gibi bekar olanlar için ya da gerçekten hayatımda anlamlı bir aşk ilişkisi istiyorum diyenler için güzel büyük aşktan bahsetme dönemindeyiz. İkili ilişkilerde bazen yıpranmış ilişkileri bitirmek bir eşiktir, sancılı bir süreçtir. İşte bu algol etkili boğa dolunayı özellikle algol etkili olduğu için biraz kalp sancısı, baş ağrısı verecek. Karşılıklı bir resleşme belki verecek ama yıpranmış ilişkileri geride bırakacaksınız ki yeni ilişkilere yelken açabilirsiniz. 3 ay daha bu etki altında olursunuz en az. Çünkü bu tutulmalar birbirini tamamlayacak şekilde tarihlenir. Dolayısıyla önümüzdeki bütün yıl Boğa ve Akrep'te 5 ve 11. evinizde sosyal çevreniz, insan ilişkileriniz, eğlenceli noktanız, çok bunaldınız biliyorum artık bunlara ihtiyaç var. Dolayısıyla 5. ve 11. evinizde güzel tutulmalar var. Kendinizi son derece dönüştürücü ve güzel detaylar bulabileceğiniz ikili ilişkiler geliyor demektir. O yüzden bunlara biraz hazır olun. Ve ikili ilişkilerde gizli kapaklı hiçbir konu kalmasın. Gizleyerek başlamayın. Özellikle dışa dönük olmanızda fayda var. Kendinizi bir anlamda bazı konularda ihbar etseniz iyi olabilir. Kötü alışkanlıklarınızı gizlemeyin, eğilimlerinizi gizlemeyin. O yüzden karşınızdaki insan sizi tam anlamıyla tanısın. En önemli detay bu. Gizli hiçbir şey kalmaması gerekiyor. Dolunay 27 derece boğa üzerinde gerçekleştiği için boğa ya da akrepte, aslan ya da kovada yani kare açıda olmak üzere aslan ya da kova üzerinde kişisel gezegenleriniz varsa doğrudan sizi ilgilendiriyor sevgili akrepler. Bunlar sizin en önemli detaylarınız. Doğum haritanıza bakıyorsunuz. Boğa, akrep, aslan, kova üzerinde, sabitler üzerinde. Bakalım gezegen yerleşimleriniz, bir Venüs'ünüz, Jüpiter'iniz var mı? Yazın bana videomun altına lütfen. Ve sevgili oğlaklar, özellikle çocuk isteyen bir aileyseniz çocukla ilgili de çok özel bir dönemde olduğunuzu unutmayın. Çocuk haberi verebilirsiniz bize. Bu konuda da niyetleriniz, istekleriniz kabul görebilir. Onu da unutmayın derim. Ve harcamalarda aşırıya kaçmayın. Çünkü 5. ev aşırı harcama lükse eğilim anlamına geliyor. Hiçbir şeyin lüksüne ihtiyaç yok. Benim her şeyim var deyin. Ben öyle yapıyorum. Benim her şeyim var diyorum. Burada tevazu göstermek çok doğru açıkçası. Yenisini almak çok doğru değil ve çok kıtlık dönemi yaşayacağımız bir döneme gireceğimizi hep söylüyoruz. O yüzden tutumlu olmakta fayda var. Zaten kime söylüyorum? Oğlak Burcu zaten tutumludur açıkçası. Ama 5. ev konuları orada bir boğa üzerinde tutulma varken aşırı harcatabilir. Ona biraz dikkat edin derim. Ve umarım güzel bir tutulma dönemi olur sizin için. Sevgili oğlaklar, sorularınızı videomun altına bekliyorum. Gelelim sevgili kovalara. Sevgili kovalar, tutulma 4. ev ana baba yuva noktanızda öncelikle. Buraya biraz özen göstermemiz gerekiyor. Biraz baş ağrıtıcı karşılıklı konuşmalarımız olabilir. Resleşmelerimiz olabilir. Hesap sorma durumu olabilir ana baba noktasında. Bu yuva aynı zamanda eşinizle olan yuvanız ve dolayısıyla yuvanızdan bir hesap sorma durumu 1,5 yıl boyunca olabilir. Kuzey ay düğümü 4. evinizde. Niyet ettiğiniz her neyse, mesela bir ev almaksa, işte bu dönem bununla ilgili bir şansınız var. Bu dönem, bu dolunaydan itibaren. Ama ben demiyorum ki şimdi değil. Kasım ayında, Aralık ayında ev almayın.
Venüs'ün de retrosunun, Venüs mülkle parayla alakalıdır, retrosunun olduğu döneme giriyoruz. Aralık'ta Venüs retrosunun gölgeli dönemindeyiz. Ocak ayında Venüs retro, 14 Ocak'tan itibaren Merkür retro. Demek ki neymiş? Şubat ayının ortasına kadar ev mülk almak yok. Ama bu boğa ve akrep aksındaki bütün tutulmalar, yani 2022 boyunca bununla ilgili çok güzel bir şansımız var. Hiç aklınızda yoksa bile bu yola girmekte fayda var. Dördüncü evinizde özellikle kuzey ay düğümü olduğu 2023'ün ortasına kadar idealinizdeki evi almak ve taşınmak ihtimaliniz var sevgili kovalar. Bazı dönüşümler, değişimler söz konusu bu dolunayda. Ne gibi? Hesap sorulan her konuda gizli bir şeyler açığa çıkabilir. Gizlediğiniz ödemeleriniz olabilir. Bazı ilişkileriniz geri planda dursun istiyor olabilirsiniz. Yani kız arkadaşlar, erkek arkadaşlar sıkıntılı insanlar olabilir de aile bunlarla görüşmenizi istemeyebilir gibi. Bu takım bir takım sıkıntılı ilişkileri geride bırakmanıza mecbur kalacağınız süreçler olabilir. Ama aynı zamanda özgürleşme döneminiz, onu da unutmayın. Dördüncü evde kuzey düğüm varken anne babadan ayrılma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ayrı eve çıkma, başka ülkede, şehirde okuma ihtiyacı. Hepsiyle ilgili güzel şanslarınız var. Önümüzdeki 1,5 yıl anlatacağım. Kuzey ay düğümü boğa üzerinde bütün burçları nasıl etkiliyor? Buna özel bir videom var. Onları da yayınlayacağım inşallah editledikten sonra. Eve dair her türlü konuda engellenmişlik hissiniz olacak. Özgürleşme sebebi bu yüzden. Neden? Çünkü Uranüs de boğada. Uranüs de dördüncü evinizde. Birkaç yıl daha böyle. 2025-26'ya kadar böyle. O dereceleri özellikle 2025'e kadar o dereceleri, bu 24, 25, 26, 27 derecelerini geçiyorken Uranüs'ün bu Algol sabit yıldızına dokunacağını unutmayalım. Haritanızdaki 27 derece bu yüzden önem arz ediyor. Haritanızda boğa üzerinde ya da akrep üzerinde, konuşamadım, boğa ya da akrep üzerinde, aslan ya da kova üzerinde sabitlerde Jüpiteriniz, Venüsünüz varsa, Ay ya da Mars, Merkür yerleşimleriniz varsa bunlara çok özen gösterin. O zaman bu dolunayda tamamen siz gündemdesiniz. Doğrudan sizi ilgilendiren bir dolunay anlamına gelir. Sizi ilgilendiriyor mu bu dolunay? Evet, işte akrep, kova, aslan, boğa üzerinde yerleşimleriniz varsa özgürleşmek, vazgeçmek, terk etmek istiyorsunuz. Özgürleşmek, vazgeçmek, terk etmek isteyebilirsiniz. Ya da tam tersi, özgürleştiğiniz noktaya geri dönmek de isteyebilirsiniz. Bu da ihtimal dahilinde. Ve gelelim sevgili balıklara. Üçüncü ev ticaret alanınızda sevgili balıklar, 27 derece boğa üzerinde bir tutulma var. Bu bir dolunay. Ay tutulması, boğa üzerinde bir ay tutulması olduğu için de aslında parayla ilgili ve üçüncü ev ticaret alanı, belki çalışıyorsunuzdur ve ticarete özel çalışıyorsunuzdur. Yani satış, pazarlama, faturalar kesme, iletişim, her türlü konular. Üçüncü ev kardeşleri de ilgilendiriyor. Evet, bu konularda tutulma demek, duygusallık bu konularda demek, resleşme, kavgalar, gürültüler bu konularda demek. Azıcık öfke nöbetlerine dikkat edin. Kuzey güney ay düğümleri artık boğa ve akrep üzerinde olacak. 2023 boyunca, 2022 boyunca, 2023'ün ilk yarısına kadar. Dolayısıyla o 1,5 yıl boyunca işte şimdi bir fragman göreceksiniz. 3. ev, 9. ev konularında internet, ticaret, uluslararası ilişkiler, hangisi ise sizin konunuz, uzak noktalarla yazışma, akademik kariyer, bunların hepsiyle ilgili ve kardeşlerinizle ilgili bazı sıkıntılı süreçlerden geçiyor olabilirsiniz. Ama kuzey ay düğümü sevgili balıklar 3. evinizde. Demek ki size ticaret yaptırır. Demek ki büyük paralar kazandırtır. O faturalar artık geri dönmez. Şimdi bu sıkıntılı 19 Kasım dolunayını azıcık ertelemeye çalışın. Bundan sonrası daha düz. Bundan sonrası 2022 boyunca kuzey ay düğümünün 3. evinizde olduğunu sık sık hatırlatacağım. Ticaretiniz oldukça iyi olacak. Gizli saklı hiçbir ilişkiniz kalmasın. Şimdi zaten yüzleşme ve bunların açığa çıkma dönemi. Gizli saklı ilişkiler, ne bileyim, sözler verilmiş müşteriler, tutulmamış bir takım sözler, bunların hepsi açığa çıkabilir. Bazı sözler vererek işlerinizi idare etmiş olabilirsiniz. Bunlar açığa çıkabilir. Duygularınız çok hassas olabilir. Özellikle kardeş, kuzen, komşu gibi bir takım böyle çok yakınımızda olan insanlar ve her gün gözlemlediğimiz, gördüğümüz insanlarla çok resmiyet kazanabilir ilişkiler. Aramız bozulabilir. Belki ilişkiler resmiyet kazanabilir. Sıkıntılı süreçler olabilir. Yollara ayırma ihtiyacı olabilir. Bunlar için
çok geniş yelpazede yaşayacağınız için bu dolunayı zihinsel çözümler üretmeniz gerekiyor. Biraz alttan alan olmanız gerekiyor. Kavgacı olmayın. Öfke patlamalarına hiç yer yok. İnsanları anlamaya, tanımaya çalışın. Sosyal psikolojiyi anlamaya çalışın sevgili balıklar. Çok hassas, çok kırılgan olabilirsiniz. Ama bu üzerinize yapışmasın lütfen. Siz aslında çok dobra, sıra dışı, dışa dönük insanlarsınız. Çok da böyle içe kapalı balık karakteri, yükselen balık olduğunuzu unutmayın. Güneş burcunuz balıksa karakterinizle alakalıdır. Yükseleni balık olanların önümüzde çok özel bir dönemi var. Hem yılbaşından sonra 29 Aralık'tan sonra Jüpiter sizin burcunuza geçiyor. Biraz Koç burcuna gitse dahi yine Balık burcuna geri gelecek. Hem 2022 için hem 2023 için çok güzel şeyler söyleyeceğim sizlere. O yüzden bu çerçevede biraz bu konulara hassasiyet gösterelim. O kadar da kırılgan olmayalım derim sevgili balıklar. Baş boyun bölgesine, boğaz, ses telleri ve soğuk algınlıklarına biraz dikkat edelim bu dönemde. Umarım çok rahat geçecek bir 19 Kasım dolunayı olur. Sonraki 3 ay bunun etkisinde olacağımızı da unutmayalım lütfen. Sorularınızı bekliyorum. Bana danışmanlık için her zaman ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.